Merhaba arkadaşlar, yeni bir konumuzla beraberiz. Bugün İngilizcede who, that ve which kullanımına bakacağız. Zaten birçoğumuz bunların ne anlama geldiğini biliyoruz. Who kim demektir? Which hangisi demektir? That ise o veya şu demektir. Bunları soru sorarken kullanıyoruz. Who ve which'i soru sorarken kullanıyoruz zaten. Ancak cümle içerisinde bir şeyleri ifade ederken, bir şeye vurgu yaparken de bunları kullanıyoruz. Cümle içerisinde kullanımlarına ve cümle içerisinde kullanıldıklarında nasıl bir görev üstlendiklerine bakacağız ve öğreneceğiz. İlk olarak arkadaşlar who ile başlayalım. Who'yu arkadaşlar insanlar için kullanıyoruz. Yani cümle içerisinde birisini Tarif ederken, birisinden bahsederken o kişiye ait bir durumu who ile ifade ediyoruz. Şöyle örneklerimizde daha iyi anlayabiliriz. Örneğin, a thief is a person, hırsız bir kişidir diyoruz. A thief is a person, hırsız bir kişidir. Ama nasıl bir kişide olduğunu cümlemizin devamında ifade etmek istersek, who steals things. Bir şeyler çalan kişidir diyoruz. Burada işte arkadaşlar bir şeyler çalan kişi hırsızdır derken who'yu kullanıyoruz. A thief is a person who steals things. Who'nun görevi burada hırsızın nasıl bir kişi olduğunu ifade ederken kullanıyoruz. Diğer bir örneğimize bakalım. Do you know anybody Herhangi birini tanıyor musun? Nasıl birini soruyoruz? Who can play the piano? Piyano çalan, çalabilen birini tanıyor musun? Burada who ne ifade ediyor arkadaşlar? Birisini soruyoruz ya. Ancak bu birisinin bir özelliğiyle soruyoruz. Nedir bu? Piyano çalabilen. Buradaki çalabilen kısmını who karşılıyor arkadaşlar. Bakalım diğer bir örneğimize. The man who found. The man bir adam. Nasıl bir adam? Who found. Telefon eden adam. The people. insanlar Nasıl insanlar arkadaşlar? Who work in the office. Ofiste çalışan insanlar. Burada ofiste çalışan insanlar kısmını who ile ifade ediyoruz. İkincisi arkadaşlar that. That'i ise hem insanlar için hem de cansız varlıklar için kullanabiliyoruz. Who'yu sadece insanlar için kullanıyoruz. That'i ise arkadaşlar hem insanlar için hem de cansız varlıklar için kullanabiliyoruz. Örneğimize bakalım. An airplane is a machine. Uçak bir makinedir diyoruz. An airplane is a machine. Ancak nasıl bir makine olduğunu da söyleyeceksek ne yapıyoruz? That öyle bir makine ki flies. Uçan bir makinedir. Yani yukarıda who'nun cümleye verdiği anlamı cansız varlıklarla kurduğumuz cümlede that veriyor. Bakalım arkadaşlar diğer bir örneğimize. Emma lives in a house. Emma bir evde yaşıyor, bir evde yaşar. Ancak nasıl bir ev olduğunu söylemek istediğimizde that öyle bir ev ki is 500 years old. 500 yıllık bir evde yaşar. Diğer bir örneğimize bakalım. The people, insanlar, nasıl insanlar? That work in the office. Ofiste çalışan insanlar. Ne demiştik? That hem insanlar için hem de cansız varlıklar için kullanabiliyoruz. Who'yu ise sadece insanlar için kullanıyoruz. That'i hem insanlar için hem de cansız varlıklar için kullanabildiğimiz halde arkadaşlar who daha çok insanlar için kullanılıyor arkadaşlar. Yani insanlardan bahsederken that yerine who kullanımı daha yaygındır. Ve son olarak which'a e bakalım arkadaşlar. Which kullanımına. Which sadece cansız varlıklar için kullanılır. İnsanlar için kullanılmaz arkadaşlar. Şöyle an airplane is a machine which flies. Airplane is a machine which flies. Yani şöyle diyemeyiz. Airplane is a machine who flies diyemeyiz. Diğer bir örneğimize bakalım. Emma lives in a house. Emma bir evde yaşar which is 500 years old. 500 yıllık bir evde yaşar diyoruz. Arkadaşlar, which'i kesinlikle insanlar için kullanmıyoruz. Buna bir örnek verelim akıllı kalması açısından. Do you remember the woman who was playing the piano at the party? Burada şöyle soramayız arkadaşlar. Do you remember the woman which was playing the piano at the party olarak kullanamayız. Çünkü which'i insanlar için kullanamıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, who, that ve which cümle içerisinde bu şekilde kullanılıyor. Who'yu sadece insanlar için kullanıyoruz. That hem insanlar için hem de cansız varlıklar için kullanabilir. Which ise arkadaşlar sadece cansız varlıklar için cümle içerisinde kullanılır. Şimdi arkadaşlar birkaç alıştırma yapalım. I met a woman blah blah can speak six languages. Burada Which mi kullanacağız? Who mu? That mi kullanacağız? Burada Dikkat etmemiz gereken cansız bir varlıktan mı bahsediyoruz yoksa bir kişiden veya insanlardan mı bahsediyoruz Woman dediğine göre arkadaşlar insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada who veya that kullanacağız. Who daha yaygın kullanılır arkadaşlar. Burada cevabımız who. İkinci örneğimize bakalım. What's the name of the woman bla bla leaves next door yine burada ne var arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir kişiden yani bir insandan bahsediyoruz kadından bahsettiğimiz için yine who kullanıyoruz diğer bir örneğimiz what's the name of the river which flows through the town burada neyden bahsediyoruz arkadaşlar river nehirden bahsediyoruz. Nehir cansız bir varlık olduğu için burada which kullanıyoruz. What is the picture? Bla bla was hanging on the wall. Yine burada cansız bir varlıktan bahsettiğimiz için ne kullanıyoruz arkadaşlar? Which kullanıyoruz. Picture yani resimden bahsediyoruz. Do you know anybody blah blah wants to buy a car? Yine anybody kullandık. Yani insandan bahsediyoruz veya insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada da who kullanıyoruz. You always ask question blah blah are difficult to answer. Burada ne kullanacağız? Tabii ki which kullanacağız. Çünkü cansız bir varlıktan bahsediyoruz. Sorulardan bahsediyoruz. I have a friend blah blah is very good at repairing cars. Burada who veya that kullanabiliriz arkadaşlar. Aslında verdiğimiz bütün bu örneklerde that kullanırsak doğru olur arkadaşlar. Çünkü ne demiştik? That hem cansız varlıklar için hem de insanlar için kullanılabilir. Yani bütün bu sorulara, bu boşluklara that yazsaydık doğru yapmış olurduk arkadaşlar. Evet, who, that ve which kullanımı İngilizcede bu şekilde. Başka bir videomuzda tekrar görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.